Evet, herkese yepyeni bir güne selamün aleyküm. Ve aleyküm selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Durumlarınız, vaziyetiniz yani nasıldır? İyidir inşallah. Tarihlerden böyle bugün kaç Ocak ya? 11 Ocak. 11 Ocak 2022 günlerden Çarşamba günü. Zaman çok hızlı geçiyor. Fark ettiniz mi? En son ben 2 Ocak mıydı, 1 Ocak mıydı ne video çekmiştim. Bir ara video çekemedim herhalde. Memlekete gitmiştim. Bu hafta sonu memleketimdeydim. Iğdır'a annemi, babamı, işte bizimkileri görmeye gittim. Yeğenimin doğum günüydü. Oraya gittik falan. Güzel bir hafta sonu geçirdik. Tabii dönüşte biraz üşüttüm biraz. Hafif bir üşütme geçirdim böyle. Biraz üşüyordum. Ateşim vardı biraz. Baş ağrım vardı böyle. Halen daha hafiften var ama iyiyim yani. Çok şükür iyiyim. Sizler iyisiniz inşallah. Bugün yani bir arkadaşımızın bir sorusu üzerine bu video çekeceğim. Soru nedir? Soruya girmeden önce sizin de bu tarz sorularınız ve merak ettikleriniz varsa böyle yorumlarda belirterek ben de uygun zamanda böyle inşallah dile getireceğim böyle video olarak. Şimdi arkadaşımızın biri şu konuda biraz bir video çekmemi istedi. Yani atandıktan sonraki o ilk hafta, ilk günlerdeki işte hani duygu düşüğü nasıl bir durum oluyor? Onun hakkında da biraz bir video çekebilir misin diye. Biz de arkadaşımızı kırmadan inşallah yani siz atandığınız kuruma, hastadığınız yere işte ilk haftanız, ilk birkaç haftanız nasıl geçiyor ona kısaca değineceğim. Ve kendim yaşadığım, kendim gördüğüm, bizzat şahit olduğum yaşadıklarımı böyle bir bir anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle yani bu alınan işte personel alımında zimmette düşmeler olmadı. Beklentimiz 15 Ocak. Tabii 15 Ocak'ta bu hafta sonu bitiyor böyle. Yani artık Allah'ın izniyle inşallah haftaya artık zimmette düşmeler tamamen gerçekleşir. Ondan sonra göreve başlama duyuruları gelir ve siz en kısa zamanda görevlerinize başlarsınız. Aynı zamanda sürekli içi şeylerindeki evrak alma, evrak verme şeyleri başlamıştır böyle. Biraz daha ön planda gidiyor. Şimdi tabii gelelim işte siz hani zimmette düşmeler gerçekleşti, siz göreve başlama duyuruları geldi, evrakları teslim ettiniz ve göreve başladınız ki o hafta nasıl bir hafta sizin gibi, sizin için nasıl bir hafta olacak, benim için nasıl bir hafta oldu? Şöyle arkadaşlar zaten eğer bilmediğiniz veya hiç gitmediğiniz bir kurum, bir yer ise, bir şehir ise falan yani yeni insanlarla, yeni mesai arkadaşlarınızla tanışacağınız için öncelikle bir heyecan, bir için böyle kıpır kıpır olacak zaten. Sizinle beraber işte aileniz veya sizin sevdiklerinizin içinden aynı durum gerçekleşecek. Yani içiniz kıpır kıpır olacak böyle. Heyecanlısınız çünkü daha çalışmadığınız için işlemleri de iş şeyini de bilmiyorsunuz. Yani nasıl bir şey sizi karşılayacak? Az çok kafanızda bir tablo var ama içinde olmadığınız için bilmiyorsunuz. Bilmeden giriyorsunuz böyle. Siz girdikten sonra böyle tabii pandemiyle birlikte çoğu arkadaşlarımız staj göremedi. Yani uygulama dersleri göremedi böyle. Staj hiç görmediler. Görmeyen arkadaşlarım da var. Yorumlarda belirten arkadaşlarım çokça var. Aynı zamanda açıktan öğretim okuyup da staj yapmayanlar da var böyle. Şimdi ilk hafta genellikle böyle ilk işte sigorta girişinizden sonra siz yani tabii belki örnek veriyorum, tıbbi sekretersiniz veya hemşiresiniz veya başka bir şeysiniz. Oradaki her bölümün, her alanın, her branşın bir muhakkak sorumlu yani sizin başında bir sorumlu bir müdür yardımcısı bir ya da müdür yardımcısının işte görevlendirdiği bir işte hani bir sorumluluğunuz var yani. Her bölümde işte hemşirede baş hemşire olduğu gibi tıbbi sekreterde de işte hani bir arkadaşımız var veya farklı farklı alanlarda farklı farklı birimlerde muhakkak bir sorumluluğunuz var. İşte şeylerinizi yaptıktan sonra sizi diyelim ki örnek veriyorum tıbbi sekretersiniz. Tıbbi sekreterdeki sorumluluğunuza yönlendiriyorsunuz. O da işte farklı bir birime yani beni öyle yapmışlar. Farklı bir birime işte yani örnek veriyorum ki şu bölüme şey yapın diye bir saniye. Sorumlu olan arkadaşlarımız sizin sorumluluğunuzdaki arkadaş sizi bir birime veriyor. Oradan tabiri caizse hızlandırılmış bir
programı, bir o otomasyonu öğretiyor. İşleyişi gösteriyor, nasıl yaptığını, nasıl ettiğini. Yani neredeyse tabii bu uzun sürebilir, kısa da sürebilir. Bir hafta içinde olan da var. İşte bir iki ay bir yerde, yani oradan bir nevi öğrenip daha sonra açık olan bir yere de sizi verebilir. Ama bu toplu alımlarda hele bir de hiç yoksa böyle. Yani nasıl desem şöyle. Yani siz bir öğrenci, ilk girdiğinizde bir öğrenci gibi bir dersten geçeceksiniz. Size göstermesi gerek yani. Bu mesela mandalina, bu portakal nedir, neyin nesidir size bir gösterecek. Şöyle bak, şöyle soyacaksın. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Göstermeler gerekir. Yani evet, siz bunun dersini gördünüz, bunun programını gördünüz ama atandığınız kurumla alakalı yine de size şey yapacak böyle. Bilgi falan verecek, sizi bir nevi eğitecek. Tabii siz de öğrencilerden bir tık üstünde olduğu için artık bir memur olacağınız için o süreci biraz da sizin kabiliyetinize bağlı. Sizin erken böyle almanız gerek. Ve çoğu zaman da siz kurcalayarak zaten öğreniyorsunuz ki ben de öyle olmuştu böyle. Ben mesela beni göğüs hastalıklarına verdiklerinde böyle hızlı bir şekilde yani bilmediklerimle kurcaladım, bana bir soruyordum falan filan. Bir bakmışsın ki işin ehli olup çıkmışsın ama duygu olarak böyle yani yenisiniz, tanıdınız, yeni insanlar tanıyorsunuz. Hani hele bir de ara verenler olur diyelim ki yani. Önceden mezun olmuştu ve şimdi göreve başlayan bir arkadaşımız için de ayrı bir heyecan oluyor, ayrı bir duygu oluşuyor böyle hani. Gerek oradaki doktor arkadaşlarımızla, hemşire arkadaşlarımızla, personel işte işçi olan arkadaşlarımızla. Yani bir yeni bir tanışma, yeni bir kapı size açılıyor. İçiniz böyle pırıl tertemiz, yani herhangi bir art niyetiniz, herhangi bir kötü niyetiniz yok. Ki sonralardan oluşan var mı? Oluyor yani. Yani bazı kişileri sevmezsiniz, bazı bölümleri sevmezsiniz veya bazı şeyleri sevmezsiniz. Ama bu şeylerden uzak durun. Bunlar güzel şeyler değil tabii. Ama mesela o gün, o başladığınız haftalarda böyle o tür duyguların hiçbiri yok böyle. Güzel duygulardır aslında. Tabii zaman artık ustalaşıyorsun böyle işin, yani insan oluyor öyle. İşin bir parçası haline geldikten sonra böyle bir nevi artık elinizin altında olduğunu düşünebiliyorsunuz böyle. Alçak gönüllü olmak gerekir. Yani herkese de böyle hani sırma dost arkadaş olunacak diye bir kaide yok. Yani herkese selam verebilirsin, şey yapabilirsin, konuşabilirsin, sohbet edebilirsin ama böyle kendinizi tamamıyla böyle teslim etmeyin yani. Tamamıyla sanki yıllardır ya da ne bileyim sizdenmiş gibi bir izlenime kapılmayın böyle. Yani her zaman diyorum ki ister bu, ister memuriyete, ister başka hangi alanlarda olursa olsun kişinin bir kişiliği, bir karakteri olması gerekir. En önemlisi bir vizyonu, bir misyonu olması gerekir. Ona göre hareket etmesi gerekir. Zaten siz bunları olduktan sonra kişiliğinize yakın kişilerle arkadaş olursunuz. Bir bakmışsınız ki iş arkadaşları da çok çok güzeldi. Belki azdır ama özelliği güzeldi. Hani hastanelerde çalışan arkadaşlarımız, hani herkes ister istemez sizinle böyle bir iyi bir diyalog kurmak ister. Yani sizi kazanmaya çalışır. Yani güzel duygular aslında, hani farklı ilaveten ekleyebileceğim bir konu var mı? Tabii hastaneye, mesela bir hastaneye atandığınızı düşünün. Bu hastanede bilmediğiniz, hiç görmediğiniz alanlar olacak. Yeni yeni yani bir hastanın nasıl hastaneye gelip yolunu şaşırdığını, sonra sonra yol bulduğunu. Yani siz de o bebek gibi, o hasta gibi bir misyona sahipsiniz. Ondan sonra yavaş yavaş kurumu tanıyacaksınız, bölümleri tanıyacaksınız. Oradaki çalışan bütün personellerin belki neredeyse yani hepsini tanıyamazsınız tabii de. Ama az çok gördüğünüzde işte bu bizim personel şu şu böyle gelişiyor. İnsan bunları daha sonradan kazanıyor. Ama güzel duygular mı? Güzel. Ama yani iyi kötü yönleriyle hastalarla muhatap olacağımız için
iyi kötü, iyi hastalarla da kötü hastalarla, yani tabiri caizse ağzı bozuk insanlar gelecek, kişiliği bozuk insanlar gelecek, mükemmel pırıl pırıl insanlar gelecek. Seni hiç tanımamasına rağmen sana senden Allah razı olsun diyecek olan kişiler vardır. Ondan sonra yani bu kişilikler de gelecek, işte hani oturarak para kazanıyorsunuz, benim vergilerimle maaş alıyorsunuz gibi gibi şeylerle de karşılaşacaksınız mesleki hayatımda. Yani tabii öyle anlatıyorum sanki yıllardır, yani 2 yıldır tabii de. Ama mesela hani bu tür şeylerle böyle çok karşılarsınız. Bence karşılayacaksınız, karşılanacaksınız. Maruz kalacaksınız. Yani biraz daha kulakları tıkamak gerekir. Ben ilk başladığımda bir tane arkadaşım vardı böyle. Yüksek sesle hastalara yani durumu anlatıyordu böyle. Tabii siz ilk başta biraz daha böyle alttan kalıyorsun, naif kalıyorsun. Yani sesinizi yükseltme ya da karşı tarafı ikna etme ya da anlatma kabiliyetini biraz daha yeni yeni gelişeceği için yani bazı durumları böyle siz şaşıracaksınız. Yani neden yani böyle olması gerekirken neden böyledir tarzında. Ondan sonraki duygular zaten gelişecek böyle. Ama böyle yani empati yapmak gerekir. Çok çok empati yapmak gerekir. Hastalar empati yapar mı? Yapan var, yapmayan var ama çoğu yapmıyor. O da işte milletimizin okur yazar oranına da bağlı. İşte yaşadığı, büyük geliştiği ortamla, yerle, bölgeyle de, memleketle bir alakası var. Ama siz alttan almaya çalışın ya da kulaklarınızı tıkanacaksınız. Güzel duygu, güzel. Emekli olmak isterim yani ya. Yani öyle diyeyim. Emekli. Neyse. İşte böyle yani, ama merak etmeniz, yani herhangi bir staj görmemeniz, sizin ne yapmanız gerektiğini bilmiyor duruma değil yani. Her şeyi zamanla kendiniz öğreniyorsunuz zaten. Yani bugün bir çocuğun eline bir telefon bile verdiğimizde böyle adam kurcalıyor, çocuk kurcalıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor, bakıyorsun ki işin ehli olmuş. Sizlerde de böyle olacaksınız. Ha bak şunu da unutmayın, özellikle ilave etmek istiyorum. Şimdi yarın öbür gün siz şey yapacaksınız ya, Allah'ın izniyle göreve başladığınızda 657'ye tabi bir memur olacağınız için haklarınızı, sorumluluklarınızı, hükümlülüklerinizi bilin böyle. Yani tabiri caizse 657'de tabi olan sorumluluklar, şeyleri, genel şeyleri böyle bilmenizi, bir gözden geçirmenizi bilirim. Haklarınızı, görevlerinizi, sorumluluklarınızı bilirseniz sizin için çok çok yani siz bir adım hep önde olacaksınız. Belki de 2 adım, 3 adım önde olursunuz. Başka ilave edeceğim bir şey var mı? Yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Güle güle kalın inşallah. Dedim ya, merak ettiğiniz sorularınız varsa da yorum kısmına belirtebilirsiniz. Selamatle kalın. Güle güle inşallah.